Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere açma boyama işlemi nasıl yapılır? Yani dip açma boyama işleminin nasıl yapıldığını, platin sarı saç renginin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Dipleri açarken ilk önce karışım olarak açıcı ve oksidan karışımı birebir oranda açıcı hazırlıyorum. Burada 60 gram açıcı, 60 gram oksidan, 20 volüm. Burada açıcıyı da siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani fiyat politikasına göre şimdi bir marka belirtmek istemiyorum. Burada açıcıyı hazırladıktan sonra saçın uzamış diplerine uygulamasını yapacağız. Modelimizin saçları yine sarı, platin tonlarında ama birazcık tam net açılmamış durumda. Biz de dipleri uzadığı için diplerini açacağız. Sonra genel bir renk uçlarındaki sarı rengi canlandıracağım ve açma işlemini yaptıktan sonra da boyama işlemini uygulayacağım. Hem açacağım hem boyayacağım. Burada iki işlem uygulayacağım. Daha sonra da saç kesimini uyguladıktan sonra işlemimizi bitireceğiz. Ama buradaki bugünkü uyguladığımız işlem sadece açma boyama işlemi. Burada normal dip boya gibi açma boyama hani işlemini yapacağım. Dip boya gibi sürüyorum ama sarılara getirmeden sadece çıkan bölüme kadar diplerinin açıcıyla hazırlamış olduğum karışımı diplere uyguluyorum. İnce ince uyguluyorum burada açıcıyı. Sürme işlemini. Çünkü çok kalın sürersem bu sefer kızarıklıklar meydana gelir. Saç açılmayabilir. Çünkü biliyorsunuz ana renk bazen koyu olabiliyor. Bu da kalın kalın sürdüğünüzde ilaç tam anlamıyla nüfuz etmiyor saça. Bu nedenle de iyi sonuçlar elde edemezsiniz. Bu yüzden ince ince yine çok bol sürmeyecek şekilde ve saçın çıkan bölüme uzamış olan bölüme kadar sürme işlemini yapıyorum. Burada genelde kalın fırçayla kullanıyorum. Gördüğünüz gibi kalın bir fırça ama fırçanın ucu yumuşak bir fırça. Müşterimizin saç derisine zarar vermeden, canını yakmadan sürebildiğimiz bir fırça. Bunu yurt dışından getirtmiştim. Siz de ekipmanlarınızı kullanırken kaliteli bir ekipman kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Burada açıcıyı birebir oranda hazırladım. 60 gram açıcı, 60 gram 20 volüm, düşük volümle açma işlemini yapıyorum. Burada düşük volüm kullanmamın sebebi hem saç derisine zarar vermiyor hem de birebir hazırladığım için cıvık bir şekilde değil yani birebir hazırladım yani 60 gram açıcıyla 60 gram oksidanlı karıştırdığım zaman birebir oranda hazırladığım için açıcının kıvamı katı oluyor. Bu da hem açıcının daha rahat çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle de daha temiz bir saç rengi ortaya çıkıyor. Açıcılarda birebir oranda hazırlamanız sizin için çok iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Çünkü cıvık hazırladığınızda saçta kızarma meydana gelebilir. Bu nedenle mutlaka birebir oranda
açıcıyı hazırlamanız sizin için daha elverişli olacaktır. Buradaki en büyük etken açıcının katı kıvamda, yani birebir oranda hazırlanması ve tutamların ince ince bir şekilde sürülmesi ve taşırılmaması. Yani saçın uzamış bölümüne kadar sürmeniz gerekiyor. Çünkü burada açıcı belli bir zaman zarfında ısıyla temas ettiği için, saç derisiyle temas ettiğinden dolayı ısınıyor ve kabarıyor. Bu kabaran bölümlerde açılmış olan bölüme geldiğinden dolayı da saçlara, daha önceki saçlar zaten açık olduğu için bu bölümlere zarar verebilir. Bu nedenle de size tavsiyem, çıkan bölüme kadar sürerseniz o taşmadan güzel bir şekilde açılacaktır. Açıldıktan sonra da uçlarda kuyruklar varsa, komple açıyorsanız tabii ki, saçın uç renklerini taşırıp renk dengesini sağlayıp ondan sonra da boyama işlemine geçebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte videolarımda yine böyle sesli, anlatımlı, açıklayıcı videolarla sizlerle olacağım. Bu nedenle kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Destek olmanız amaçlı videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve sosyal medya adreslerinizde paylaşırsanız birçok kişiye ulaşıp kanalımızı büyütebiliriz bu sayede ve birçok kişi bilgilerimizden faydalanmış olur. Gördüğünüz gibi açıcıyı çok itinalı bir şekilde uyguluyorum. Çünkü burada taşma olayı olduğu zaman zaten belli bir zaman sürekli saçta kalacak. Taştığı zaman da açılan bölümlere geldiği zaman diğer bölümü de yıpratabilir. Bu yüzden açma boyama işlemleri çok tehlikeli işlemlerdir. Bu nedenle bu işlemleri evde kesinlikle kendinize denemeyin, arkadaşınıza denemeyin. Profesyonel bir kuaför salonuna gidip bu işlemi yaptırabilirsiniz. Benim bu işlemi anlatmamın sebebi hem nasıl bir işlem uyguladığımı detaylı bir şekilde görüp gelip benden hizmet alabilirsiniz. Hem de profesyonel ileride kuaför olmak isteyen arkadaşlar ve kuaför salonunda çalışıp yeterli bilgi alamayan arkadaşlara bu bilgileri sunmak istediğimden dolayı bu tarz bir çalışma yapıyorum. Bu çalışmaların evde yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evde yaptığınız takdirde kötü sonuçlara mal verebilir. Bu tarz bir işlemi yapması için insanın bayağı bir tecrübe edinmesi gerekiyor. Teknik anlamda bilgisi olması gerekiyor. Hangi tekniklerde açacağını bilmesi gerekiyor. Saç yapısını iyi analiz edip saç yapısına göre iyi bir karışım uygulaması. Hepsi birbirine zincir gibi. Bunları çok iyi bir deneyimlemiş, deneyim kazanmış insanların uygulaması çok çok daha iyi olacaktır. Buradaki amacımız hem yurt dışındaki hem yurt içindeki kuaför arkadaşlara yardımcı olmak amaçlı çalışmalar uyguluyorum.
Burada bu uyguladığım işlemin yani nasıl uyguladığımı gördüğünüz için de salonuma gelip benden bu tarz bir işlem yaptırabilirsiniz. Çünkü bu tarz işlemler çok zahmetli işlemler ve ilgi isteyen, kontrol isteyen işlemler. Belli saç yapısına göre bazı saçlar çok çabuk açılabiliyor, bazı saçlar daha geç açılabiliyor. Ve geç açılacağı için de farklı metotlar uygulayabiliyoruz. Örneğin şimdi saç komple diplere sürüldü ve baktık saçı kontrol ettik. İstediğimiz gibi bir açıklığa gelmedi saç. Çünkü bunun bir nedeni var. Açıcının belli bir dakika, belli bir seviyeye kadar açmasıdır. Diyelim açıcının 7 ton ya da 8 tona kadar açma özelliği var. Oksijenle hazırladık, saçı uyguladık ve mevcut saç renginden 7 tona kadar açtı ve açıcının özelliği gitti. Ve bu saatten sonra açmıyor. Çünkü 7 tona kadar açma özelliği var. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan bu sefer yüksek bir volüm değil, hazırladığımız diyelim 20 volümle yapıyorsak tekrardan 20 volümle ya da saça daha zarar vermeden hazırlamak istiyorsak daha düşük bir volümle 10 volümle taze bir ilaç hazırlayıp tekrardan uygulama işlemi yapmak. Çünkü belli bir tona kadar açtı, 7 tona kadar 8 ton olsun. Yani benim saç 3 tonlarındaysa belli bir tona kadar açtı. Diyelim 8 tona kadar geldi saç ama saçta biraz daha dorelik var. Bu doreliği almak için ne yapacağız? Tekrardan bir açıcı hazırlayıp bu hazırlamış olduğumuz açıcıyı tekrardan saça diplerden uygulamak olacaktır. Tekrardan uyguladığımız olduğumuz açıcı aktive olacaktır ve saçı tekrardan açmaya başlayacaktır. Burada nasıl biz uygulayabiliriz? Saç diyelim çok köpürdü falan. İlk sürdüğümüz açıcı ve istediğimiz tonda açılmadı. Ne yapacağız? Saçı durulayacağız. Saça durladıktan sonra hiç şampuan uygulamadan hafif biraz krem uygulayacağız ve tekrardan saçın nemini aldıktan sonra ıslak bir şekilde düşük bir volümle, 20 volümle tekrardan açtığımız bölümleri tekrardan açarsak hem saç derisi yanmaz. Krem uyguladığımız için biraz kremli de bırakabilirsiniz. Tekrardan ikinci bir açma işlemiyle istediğimiz sonuca getirebiliriz. Bu tarz bir çalışma da yapabiliriz. Ama diyelim saça sürdük açıcıyı ve bekledi, istediğimiz tona gelmedi. Tekrardan saçı durulamadan üzerine tekrardan bir açıcı sürerek de işlemi gerçekleştirebiliriz. Burada önemli olan saçın diğer açılan bölümlere taşırmadan bu işlemi uygulamak. Bu çok önemli bir işlem. Çünkü çok detay isteyen bir işlem. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tarz bir işlem uygularken. Gördüğünüz gibi saçın sol kısmına sürdüm ve şimdi sağ tarafa geçtim. Yine ince ince tutamlar halinde alarak bu açma işlemine devam ediyorum. Yani diplerin sürme işlemini, açıcıyı. Burada daha az da hazırlayabilirsiniz. Diyelim 30 gram hazırlarsanız bir bölümünü sürersiniz. 30 gram hazırlarsanız bir bölümünü sürersiniz. Ben de burada pratik bir şekilde hızlı hızlı sürdüğüm için zaman kaybetmeden açıcının da
kabarmadan direkt saça uygulayabiliyorum. O yüzden ben 60 gram hazırlayıp sürdüm. Hani siz belki biraz daha detaylı sürmek istersiniz. O yüzden açıcıyı taze bir şekilde uygulayıp da yapabilirsiniz. Yani yarım yarım 30 gram 30 gram uygulayarak da yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Bir de gördüğünüz gibi eldiven kullanıyorum. Bu tarz işlemlerde mutlaka eldiven kullanın. Çünkü eldiven kullanmazsanız açıcı elinize gelip elinizi tahriş edebilir. Yani çok büyük tahriş etmez ama sonuçta elinizdeki deriyi hafif biraz kaşındırabilir. Sonuçta buradaki açıcıyı saçın müşterimizin saç derisine uyguluyoruz. Ona da zarar vermiyor. Ama saç derisiyle elin derisi farklı olduğundan dolayı sizin işinizi yapmanıza engel olacaktır. O yüzden eldiven kullanmanız sizin için avantajlı bir seçenek. Bu yüzden mutlaka eldiven kullanın. Bu işlemi tamamını sürdükten sonra belli bir bekleme süresi mevcut. Yani belli bir saati yok. Ama genelde açıcının işlem süresi 30 dakikadır. 30 dakika boyunca işlem uygular saçta ve saçın yapısına göre de değişebiliyor. Burada şöyle ifade edeyim. Kısa zamanda saçı hemen yıkamayın. Çünkü bazen açıcının renginden dolayı da açılmış gibi oluyor, görünüyor. Ama yıkadığınız zaman saçta kızılıklar meydana çıkabilir. O yüzden iyi analiz edip ondan sonra saçı yıkayabilirsiniz. Sağ tarafı da şimdi bitirmek üzereyiz. Sonra sol ense kısmına geçeceğiz. Ense kısmındaki bölümleri yine ince ince uygulayıp işleme devam edeceğim. Burada kanalıma destek olmanız çok önemli arkadaşlar. Mutlaka videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Düşüncelerinizi videomun yorumu kısmına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka belirtin. Ve sonucunu izledikten sonra da nasıl olduğunu yine yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Eğer saç tasarım hizmeti de almak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan benimle iletişime geçerek salonuma gelerek saç tasarım hizmeti alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, açma işlemimiz gerçekleşti. Gördüğünüz gibi saçın dibini açtık. Şimdi boyama işlemi olacak. Bu boyama işlemini nasıl karışımını nasıl yapıyorum? İlk önce saçı yıkadım gördüğünüz gibi ve kremledim. Karışım olarak da 10 numara saç rengi ve içerisine 10.81 violet saç rengini bir tırnak büyüklüğünde ya da bir parmak büyüklüğünde karıştırdım ve şimdi saçın dibine uygulayacağım. Dibine uyguladıktan sonra yine komple
hemen beklemeden saçın uç kısımlarına geçeceğim. Geçtikten sonra komple saçın boyadıktan sonra bekleme süresi mevcut. 35 dakika bekledikten sonra iç temizliği bitireceğim. Burada aynı şekilde dip açma işlemi nasıl yapıyorsam dip boya işlemini de aynı şekilde uyguluyorum. Burada yine ince ince açma işlemini yaparak saç boyasını uyguluyorum. Burada kullanmış olduğun saç boyası da çok önemli. Burada kaliteli saç renk boyaları kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu tarz açma işlemlerinde yine ekstradan bir oksidasyon işlemi uyguladığınız takdirde saç derisinde tahriş meydana getirebilir. Çünkü kullandığınız oksidan, kullandığınız boyanın pH derecesi yani ve içerisindeki maddeler saça zarar vermemesi gerekiyor. Saç boyasının yağ bazlı mı olup olmadığı önemli. Gördüğünüz gibi burada kullanmış olduğum fırçanın ucu çok yumuşak bir fırça. Modelimizin saç derisine zarar vermeden yumuşak bir şekilde uyguluyorum. Burada hem önlüğümü, eldivenimi giyiyorum. Çünkü önlük giymeniz de çok önemli. Çünkü uyguladığınız takdirde önlük giymezseniz yüzünüze gelip ve kıyafetiniz açılabilir. Burada yine boyayı sürerken ince ince ne çok kalın ne çok ince bir şekilde saça uyguluyorum. Şimdi hemen uçlara geçiyorum. Yine tarayarak. Çünkü bütünlüğü sağlamam için dipler açıldı. Uçlar zaten yıkama setinde diplere sürmüş olduğum ilacı saçın uçlarına getirerek uçlardaki kirli sarayı temizleyip silmiş bulunmaktayız saç dip açıcısıyla. İsterseniz saç kısa olduğu için çabucak bütün uçlara sürebiliriz. Ama saçlar uzunsa tekrardan bir açıcı hazırlayıp saça uygulayabilirsiniz.
Boya bekleme süresi 35 dakika. Beyazlar gerçi beyazlarınız varsa 40 dakikada bekletebilirsiniz. Ama 35 dakika bekleme süresi mevcut. 35 dakika bekledikten sonra ara sırada, çünkü açma boyama olma olduğu için mutlaka saçı ara sıra kontrol edin. Tekrardan friksiyon yaparak, ben şimdi friksiyon yapıyorum saça. Diple uç bölümünü karıştırıyorum. ...35 dakika bekledikten sonra saçı yıkayıp fönümüzü çektikten sonra işlemimizi bitireceğiz. Gördüğünüz gibi temiz bir sarı saç rengi. Burada 10 numara saç rengi uyguladım saça. Düşük volümle, bir de bu çok önemli. Açma işlemi yaptığımız saçlara mutlaka düşük volümle saç boyası uyguluyoruz. Yani diyelim yüksek volümle yapmıyoruz. Ben 10 volümle boyadım bu saçı. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi saç kesimini uyguladıktan sonra işlemimizi bitirdik.